Merhabalar arkadaşlar. İstanbul Virtual Airlines kaptan pilotu ve training manager'ı Mustafa Emre Ergenç. Bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Circle to Land, yani Türkçesi turlu iniş yaparak Çanakkale'de bulunan pistimizi iki türlü iniş gerçekleştireceğiz. Bunların bir tanesi 04 pistine ILS align olup Circle to Land kullanarak ters tarafta ILS yok biliyorsunuz bu pistte. Görerek yaklaşarak ters tarafa Circle to Land ile turlu inişte 2-2 pistine ineceğiz. Birisi de 04 pistine war yaklaşma yaparak Circle to Land uygulayarak tekrar görerek yaklaşma yaparak 04 pistine turlu iniş gerçekleştireceğiz. Şu anda ilk videomuzda 04 pistine ILS yaklaşması gerçekleştirip chart'ın gereği solda chart'ı görüyorsunuz. Chart'ta circling approach'un east'te yani doğuda yapılamayacağına dair bir yönerge var. Bu bağlamda biz de soldan dönüşle yani batıdan çıkışla 04 pistin batısından çıkışla circle to land'imizi gerçekleştireceğiz. Circle to land'de dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Birincisi circle to land uygulayacağınız zaman hazırlıklarınızı iniş öncesinde yapmanız gerekiyor. Bunlar nedir? Öncelikle şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada ILS frekansı ve burada war frekansı var. Chart'ta mevcut. Görüyorsunuz. Her iki tarafta da bu frekanslar kurulu. Arkasından ilk gireceğimiz course olan 04 pistinin course'u tanımlı gördüğünüz gibi. Yaklaşmadaki referans değerlerimiz tanımlı. Şu an biraz azaldı. Demin ben tanımlamıştım. 30 flap'la 137 hızla iniş gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi course değeri ve ILS frekans değeri burada mevcut. Şu anda ILS'imizin artık aktif hale getirdik. Biraz sonra sinyallerini almaya başlayacağız. Bu şekilde bütün ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Kural şu an yapacağımız iniş şeklinde şurada hemen tablo olarak göstereyim. Tersten gösteriyor ama bunun soldan dönüşüsünü yapacağız gibi düşünebilirsiniz. 04 pistine yaklaşacağız. 04 pistine yaklaşırken konumumuzu sola alacağız. Piste rüzgar altı bacağını pisti sağda görecek şekilde yaklaşmaya devam edeceğiz. Pistin trash olduğunu, ters taraftaki trash olduğunu yani ineceğimiz 2-2 pistinin trash olduğunu görünceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra tekrar bir kronometre çalıştırarak kronometremizdeki değerlerle dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bunları da o esnada ben size anlatmaya çalışacağım. Şu anda artık 2500 fit'i alçalmaya başlıyoruz. 2500 fit Allboot noktasında, burada görüyorsunuz Allboot noktasında 2500 fit'te ILS'i yakalayacağız arkadaşlar. Hızımızı da azaltmaya başladık. Frenlememizi de ayarlayalım. Auto brake'imizi medium yapalım. Flaplarımızı açmaya alçalırken devam ediyoruz. Arkada duyuyorsunuz Mons alfabesinin sesini ve ILS DME uzaklığımız burada belirdi artık. Localizer frekansımız aktif şu anda. Biraz sonra solda dönüşte Warlock tuşuna basarak localizer'ımızı establish olacağız, yakalayacağız. Hizaya geleceğiz. Burada da gördüğünüz elmaslar yerine oturacak. Yükseklik olarak iyi durumdayız. Ama yön olarak şu an 90 derece gözüküyor. Evet, uçağımız programlandığı şekilde. Bu arada bu iniş Big One Kilo arkadaşlar. Çanakkale yaklaşması Big One Kilo uyguluyoruz şu anda. Flap 5. Allboot da 180'in altında olmasını istiyor arkadaşlar hızımızın. Ben 160 gibi bir hıza
Hatta 155'e çekip flap 15 değerini yakalayacağım. Evet, şu anda dönüşümüz başladı. Warlock tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Hizaya geldiğimizde localizer establish oldu. Gördüğünüz gibi burada yeşil oldu. Ve localizer'ımızı capture ettik şu anda. Yüksekliğimizi kontrol ediyoruz. Yüksekliğimiz Allwood'da 2500 olacak şekilde ayarlıyoruz manuel olarak. Bu şekilde devam ediyoruz. Gear down. Flap 10. Minimum değerlerimiz burada gördüğünüz gibi. Kırmızı alana girmiyoruz. Stall oluruz burada. Bu alanda flap limitleridir arkadaşlar. Kırmızı geliyor buraya gördüğünüz gibi. Şu an ortalardayız. Gayet güzel değerlerle yaklaşıyoruz. Ve flap 15. Circle to land'de şimdi burada gördüğünüz, tekrar buraya ben chart'ı açayım. Evet, chart'ta gördüğünüz minima değerleri bunlar arkadaşlar. Bizim iniş hızımız gördüğünüz gibi burada son yaklaşmadaki referans hızımız 137. 137 klasman C'ye giriyor arkadaşlar. A, B, C, D diye klasmanlar görüyorsunuz. Buradaki C klasmanına giriyor. Dokümanda bu hızlı değerlerini görebilirsiniz. İlgili dokümanda. Bizim circling minimumumuz 1450 arkadaşlar. Bizde buna en yakın değer olan 1500'de circle to land'imizi gerçekleştireceğiz. Approach tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi elmaslarımızın hizamız tam olarak yerinde. İrtifa hizamız da yaklaşıyor şu anda. Az sonra glide slope gördüğünüz gibi yakaladı. Şu an fully established olduk ILS'e ve 0.4 pistine ILS yaklaşması yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Bu andan itibaren altitude'umuzu 1500 ayarlıyoruz. Circle yapacağımız değere. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa o değere çıkalım diye altında kalabiliriz. Geç kalabiliriz. 1500 feet'te yapacağımız şey flight director'ı on off, yani off on şeklinde yapacağız. Ve bu esnada tabii ki otopilotumuz flight director'ı kapatınca devreden çıkacak. Biz off ve on yapacağız. Tekrar devreye alacağız. Heading selection'ımızı 45 derece olan 351 ayarladık. Soldan çıkış 45 derece 351 ayarladık. Heading selection'ımızı ve altitude hold selection'ımızı seçerek tekrar otopilotu engage edeceğiz arkadaşlar. Ve 45 derecelik bir açıyla soldan piste çıkışa başlayacağız. Bu hızla yaklaşmamıza devam ediyoruz. Speed brake'imizi de arm edelim bu arada. 1600'deyiz şu an yaklaşık. Evet arkadaşlar, flight director'ı kapattık. Autopilot disengage oldu. Autopilot'u engage ediyoruz. Heading selection ve vertical speed pardon, heading selection ve altitude hold yaparak burada 45 derecelik çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar şurada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Heading'in altında bir MCP bank angle knob vardır. X-plane'de. Bunun 30'da olmasına dikkat edin arkadaşlar. 30 derecelik bir bank angle açısı. Şu an kronometre çalıştıracağız. Tam hiza olduğumuz anda bakın şu an uçak hizaya giriyor. Düzeltti kendini ve evet 20 saniyeyi başlattık arkadaşlar. 20 saniye boyunca uçağımızı bu heading'de götüreceğiz. Ve ondan sonra rüzgar altına döneceğiz. Şöyle göstereyim size. Pistimiz burada. Biz rüzgar altına dönmek için tekrar course'umuzu, yani heading'imizi 36'ya getireceğiz arkadaşlar ve 20 saniye oldu. Şimdi 36'ya dönüyoruz. Heading'imiz 36 oldu. Ve gördüğünüz gibi normal bir meydan turundaki rüzgar altı bacağı gibi pistimize hizalanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada her zaman bu zaten circle to landing koşuludur. Pistte hiçbir zaman görsel temasımızı kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Pistimiz burada. Gördüğünüz gibi pistimizde hiçbir zaman görsel temasımızı kaybetmiyoruz. Artık ters tarafa ineceğimiz için force değerimiz olan 216'yı ayarlıyoruz arkadaşlar.
Korsumuz 216. Sağ tarafta da ayarladığım korsumuz 216'ya. Pistin hizasına geliyoruz şu anda. Ben önümdeki ekranda görüyorum. Az sonra sağa bakacağız. Threshold'a geldiğimizde tekrar bir countdown başlatacağız arkadaşlar. Onun hesabını da anlatacağım size. Şu anda pistin hizasındayız. Frekanslarımızı da war'a geçiriyoruz bu arada. Evet, frekanslarımızı war'a aldık. Pistimizin hizasındayız. 2-2 pistinin threshold hizasına geldiğimiz anda. Evet, yani şu anda countdown'umuzu başlatıyoruz arkadaşlar. 45 saniye. Bunun sebebi şu. Sıfır yüksekliğinde bu pist. 1500 feet. Her 100 feet için alçalma süremiz 3 saniye olduğundan 45 saniyelik bir alçalma süresi bize lazım. 45 saniye hesabı buradan çıkıyor. Evet, şimdi burada da artık war frekansına geçtiğimiz için ekranımızı war'a çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi war uzaklığımız burada. Çanakkale war'ın uzaklığımız burada. 1500 feet'te devam ediyoruz. 45 saniye dolunca sağdan dönüşte finale döneceğiz. 216'ya çevireceğiz settingimizi ve pistimize doğru alçalmaya başlayacağız arkadaşlar. 43, 44, 45. Evet, 216 dereceye alıyoruz headingimizi hızlı bir şekilde. Vertical speedimiz bu şekilde 800-850-900 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 3 saniyeye tekabül eder bunlar. Biz bu şekilde alçalmaya başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi war'a doğru yaklaşıyoruz. Hızımızı da azaltmaya başlıyoruz. İniş hızımıza flaplarımızı açarak az sonra pistte hizamızda göreceğiz. Gördüğünüz gibi zor bir iniş. Circle to land commercial airliner'larda. Evet, gördüğünüz gibi war yaklaşıyor arkadaşlar. Pist gözüktü önümüzde. Çok güzel bir şekilde align olduk. Buradan itibaren kontrolü devreye alıyoruz. Disengage. Otopilot disengage ettik. Pistin hizasına gelerek inişimizi gerçekleştiriyoruz. Auto throttle da disarm edelim artık. Az bir şey yüksek kaldım ama inişimizi gerçekleştireceğiz. Pist hizasına geldik. Minimumu geçtik. İniş serbest şu an. Pistte görsel temasımız gayet iyi. Evet arkadaşlar. Reverser'lar. Devrede. Ve evet, pist sonuna geldik. Pist sonundan da terse dönerek apron'a gireceğiz. Evet arkadaşlar, circle to land inişimiz bu şekilde. 04 pistine yaklaşıp 22 pistine gördüğünüz gibi circle to land indik. Bir dahaki videomuzda da size 04 pistine yaklaşarak 2'nin tersinden dönerek tekrar 04 de bir circle, yani tam bir tur çizerek iniş yapacağız arkadaşlar. O videoda az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci videomuzu size tekrar merhaba diyorum. Şu anda Çanakkale 04 pistine war yaklaşma yapıyoruz. Chart'ta görüldüğü üzere yüksekliğimiz 3200 feet. 42'lik course'la localizer'ı capture ettik. Şu an pist önümüzde. Hemen gördüğünüz üzere şurada pist. Pistin üstüne doğru yaklaşıyoruz. Pistin üstünde yaklaşımımızı pistin üstüne geldikten sonra devam ederek soldan
bir racetrack çizerek 8 mille tekrar vura gireceğiz. Yüksekliğimizi ayarlayıp ve 0.4 pistine circle to land gerçekleştireceğiz. Demin yaptığımız 0.4 ALS yaklaşıp 2.2'ye inmenin daha farklı bir versiyonu bu. 0.4'e yaklaşıp tekrar 0.4'e circle to land diyeceğiz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Çanakkale'ye yaklaşıyoruz. Bu arada demin bahsetmeyi unuttum. Ben bütün videoları şimdiye kadar prepar 3D ile çekmiştim. Bu videomuz gördüğünüz şu güzel library'mizde İstanbul Airlines'ın güzel library'si ile Zibo 738 uçağımız olan X-Plane platformunda çekiyoruz arkadaşlar. X-Plane'ci arkadaşlara da selam olsun buradan. Şu anda runway'in üstündeyiz. Biz yavaş yavaş artık hold prosedürünü uygulayacağımız chartta da gözüktüğü üzere soldan dönüşlü bir meydan turu gerçekleştireceğiz. War yaklaşmasındaki standart yazılan meydan turunu gerçekleştireceğiz. Evet, şu anda soldan dönüşte heading selection alıp soldan dönüşte. İsterseniz bunu hold da yapabilirsiniz. Ben şu an manuel yapacağım. Soldan dönüşte meydan turumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, meydan turumuzun şu an ilk bacağını döndük. Tekrar soldan dönüşte rüzgar altı bacağına döneceğiz. Korsumuzun tam ters istikameti olan 222 dereceye dönüyoruz arkadaşlar. Ve burada da warumuzun zaten uzaklığını görüyoruz. Warumuzun hemen hemen hizasına geldiğimizde de 3000 feet'e alçalmaya başlayacağız. Chart'ta belirtildiği üzere 3000 feet'e alçalacağız. Biz yavaş yavaş alçalmaya başlayalım. Buradan takip edeceğimiz nokta şu. Çanakkale waruna 8 DME 8 uzaklığımız 8 nautical miles yani 8 mil olduğunda tekrar soldan dönüşte VOR'a intercept olacağız arkadaşlar. Şu an biz racetrack gördüğünüz racetrack'i gerçekleştiriyoruz VOR üstündeki. Şimdi burada görsel temasınızın olmasa gerek yok VOR yaklaşmasında şu an için. Finalde görsel temasınız olması gerekiyor ama biliyorsunuz ki Circle to Land'de görsel temasımız olması gerekiyor. Circle to Land'de de War'un sonunda tekrar değineceğiz zaten. Şu anda War'dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. DME 3.8, 3.9 chart'ta da belirtildiği üzere 8 milde soldan dönüşe tekrar War'a intercept olacağız ve alçalmaya başlayacağız. Alçalacağımız yüksekte Circle to Land'in miniması olan 1450'nin hemen üstündeki 1500 feet olacak. Biz altitude'umuzu 1500 feet'e set ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşmamız devam ediyor. Hızımızı azaltıyoruz. 170 ve flap 5. Orso 30 derecelik bir açıyla gireceğiz. Onun için 0.12 gibi bir heading'e döneceğiz arkadaşlar soldan. Şu anda 8 mil oldu. Gördüğünüz gibi dönmeye başladık.
Borsumuza 30 derecelik bir açıyla giriş yapacağız. Ve şu an itibariyle de alçalmaya başlıyoruz. Warlock tuşumuza bastık. War'u intercept olduğumuzda otomatikman War Course'una döneceğiz arkadaşlar. Ve şu anda War'u yakaladık. Uçak kendini biraz sonra 42 derecelik bir radyalde War'a konumlandıracak. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şeye karışmıyoruz ve yaklaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçak War'a hizalandı. Radyalini de ayarladı. Kendisi burada düzeltiyor gördüğünüz üzere. Alçalmamız devam ediyor. Biz 1500 fitte uçağın alçalmasını durduracağız. Pist üzerinde pistte görsel temasımızı koruyarak soldan bir meydan turu atarak circle to land'imizi turlu bir şekilde, turlu iniş şeklinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu anda pist önümüzde gözüktü. Gördüğünüz gibi. Uçağımız 1500 fitte kalacak ve biz pist doğrultusunu geçeceğiz. Pist doğrultusunu geçtikten sonra circle to land'de inişimizi gerçekleştireceğiz. Artık gear down ve yaklaşık 15 flap değerimiz olan 155 nata çekelim uçağımıza. Auto brake 2, speed brake arm. Evet, bütün ışıklar yeşil. İniş takımlarımız düzgün bir şekilde açıldı ve flap 15. Son yaklaşma hızımız 136 C klasmanındayız arkadaşlar. 1450 fitin üstünde uçağımızı tutacağız. Şu an 1500 fitteyiz ve gördüğünüz üzere pistte hizalanmak üzereyiz. Pistin sonunda soldan dönüşte circle to land'imizi gerçekleştireceğiz. Kurallarımız bir önceki videodakine çok benzer aslında. Çok büyük bir farkları olmayacak. Gene 0.4 runway threshold'unu geçerken 45 saniyelik bir countdown başlatacağız. Ve bu countdown'un sonucunda uçağımızı finale döndüreceğiz artık. Şu an pistin üzerindeyiz. Dışarıdan bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi şu an tam olarak pistin üzerinden geçiyoruz. X-Plane için olan Çanakkale Meydanı altımızda. Evet, runway threshold'u bitiyor şu anda. Soldan dönüşle heading selection, soldan dönüş, ters istikamet 222 heading ile başlıyoruz arkadaşlar. Circle to land'imize başladık şu anda. 1500'de uçağı tutacağız ve sürekli olarak meydanla görsel temasımız olacak. Şöyle göstereyim size. Meydan hemen arkamızda kaldı. Dönüşümüze başladık.
Borumuz aktif. Bor diyemeyi uzaklığımız 1.8 mil. Bir nevi meydan turu atıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen bakalım soldan. Şu an pistimizin hizasındayız. Kronometreyi çalıştıracağım biraz sonra. Runway trash olduğuna beam noktasında gördüğünüz gibi. Soldan bakıyoruz hemen. Uçağımız da bu arada ters istikamete döndü. Tam hizasına geldiğimizde. Evet, şu an hizasındayız. Tam hizasına geldiğimizde kronometremizi başlatıyoruz arkadaşlar. 45 saniye boyunca bu headingde gideceğiz. 45 saniye sonra finale dönüp alçalmaya başlayacağız. Bunun sebebini anlatmıştım. Havalimanının hemen hemen yüksekliği yerle eşit. Her 100 fitte uçağımızın alçalma kabiliyeti 100 fitte 3 saniyede alçalabiliyor. Yani bizim 1500 fit için 45 saniyelik bir alçalma süresine ihtiyacımız var. 45 saniyelik alçalma süresi için bize verilen zaman budur. Biz şu anda 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Arkadaşlar hemen force heading'imize 42'ye dönüyoruz. Hızlı bir şekilde soldan. Ve alçalmamızı da başlatıyoruz arkadaşlar. Hızımızı da yavaşlatıyoruz. İniş hızına flaplarımızı açarak destek oluyoruz yavaşlamaya. Az sonra pist önümüze çıkacak. Önümüze çıktığında pist manuel olarak inişimizi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, pist önümüzde gördüğünüz gibi. Piste görsel temasımız var. Otopilot disengage. Uçağımızı yaklaştırmaya devam ediyoruz. Biraz sonra pistimize inişimizi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Pistin çevresini tam bir meydan tur atmak, circle to land. Hala şu an auto throttle'dayım. Şu an auto throttle'da iptal edeyim. Evet, pistimizde hizalandık. Görsel koşullarda inişimizi gerçekleştiriyoruz. Reverser'larımızı çalıştırdık. Reverser'larımızı kapattık. Autobrake'i de iptal ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-4 pistine war yaklaştık ve Circle to Land'de iniş gerçekleştirdik.
Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere aslında Circle Land biraz planlama gerektiriyor çok önceden. Başka bir sıkıntısı yok. Planlamanızı düzgün yaptıktan sonra Circle Land'de gayet aslında basit bir iniş şekli oluyor. Commercial Airline'larda ne kadar zor olsa da iniş basit bir iniş aslında. Planınızı düzgün yaptığınız zaman iniş çok basit. Dikkat etmeniz gereken önceden plan yapmak ve Circle Land'e başladıktan sonra hiçbir şekilde pistle irtibatınızı görsel olarak kaybetmemek arkadaşlar. Benim de anlatacağım zaten başka bir şey yok. Size keyifli Circle to Land uygulamaları diliyorum. Çanakkale'den hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.